Bole ekranlarından herkese merhabalar. Eurobasket özel programıyla karşınızdayız. Ee, milli takımımız hafta sonu Eurobasket macerasına nokta koydu. Aslında en son yayın yaptığımızda son 16 turu karşılaşmaları öncesiydi. Cumartesi, pazar günü oynanan karşılaşmalarda artık çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Hafta sonu neler oldu? Hızlıca ben bir skorları, bir maç sonuçlarını ve eşleşmelerin evet, üzerinden geçerek hatırlatalım. Hepsi aynı zaten neredeyse skorları. Evet, <laughs> milli takımımızdan başlayalım. Milli takımımız Fransa'ya karşı 87-86 sahadan yenilgiyle ayrıldı. Uzatma sonunda ee, çok drama çok trajik, şok edici, üzücü, yıpratıcı, travmatik bir cumartesi öğleden sonrasında dönüştü bizim için maalesef hafta sonu ve cumartesi günü itibariyle. O maçı konuşacağız tabii ki ama diğer hemen eşleşmeler üzerinden alınan sonuçları da bir hızlıca geçelim. Slovenya, Belçika 88-72 geçti. Polonya, Ukrayna'yı mağlup etti 94-86. Sırbistan 86, İtalya 94 ee, bu da gerçekten ses getiren sonuçlardan bir tanesiydi. Sırbistan ki benim de aslında tahminlerime göre madalyadaki en güçlü adaylardan bir tanesiydi. senle burada konuştuk sen dağılmaya müsait dermiş, hiç ve yok hiç odaklı oldukları için inişleri çıkışları oluyor demiştin. Oraya da değineceğiz. Ee, İtalya Sırbistan'ı mağlup etti dedik. Bu e, sonuçlar sonrasında bizim tarafta Slovenya Polonya Fransa İtalya eşleşmeleri oldu. Diğer tarafa baktığımızda e, Almanya Karadağ geçti. Karadağ'ın Acayip bir geri dönüşü var. Ee, oraya da bir değinmek lazım. Belçika'da, Karadağ'da iyi oyun, yani pes etmediler. Evet. Ee, Yunanistan 94-88, İspanya-Litvanya yine çok güzel yazık, bir karşılaşma. Yazık oldu. Ee, ve Finlandiya'da Hırvatistan'ı yine geçerek e, ses getirecek bir sonuca ee, imza attı. Aslında Sırbistan'ın çok kolay elini kolunu sallaya sallaya çıktığı dediğimiz gruptan iki takım e, son 8'e girdi. O da aslında çelişkili bir durumda yarattı bana kalırsa burada da Hır, Almanya Yunanistan Hırvatların not, sonucu ders olsun. Aynen. Ee, bunun Sırbistan'dan sonucunda... kaçtılar. Bu turnuvalarda zaten genelde biliyorsun bu küçük Ben hiç sevmem yani, öyle şeyleri. Ben ederim, de ben, musun? Benim de çok sevdiğim bir yani Çünkü top yuvarlaktır. O gün ne olacağını bilemezsin. Aynen. Yani, yani şansın ani daha görece Ruhuna ters bir olay. Kolay mücadele edebileceğim bir takım gelip ona göre bir e, yol alıyorsan eyvallah ama hani onun hesabını yaparak bir Abi, e, maçlardan o hesaplar bence Yani Hırvatlar bence de niye Finlandiya'yı seçti? O güle oynaya <laughs> geçeriz diye. E ne oldu? Ee, ve buradaki eşleşmelerde Almanya-Yunanistan, e, e, İspanya-Finlandiya şeklinde. E, sonrasında da yarı finallere geleceğiz. Salı ve çarşamba akşamı oynanacak maçlarla birlikte Şimdi tabii maçları da konuşacağız, performansları konuşacağız. Konuşulması gereken geri dönüşler, savunma performansları, hücum performansları, e, kritik kararlar, saha içerisinde alınan, e, yapılan oyunlar bunlara değineceğiz ama tabii ki milli takımımızla bir başlayalım. E, ya Çok sıfat kullandım. Doğru, en uyumlu e, benzetmeleri yapmaya çalıştım programın açılışında ama hangisi daha uygun, hangisi daha yaşadığımız o duygunun altını dolduruyor? Evet. Vallahi yani ne? Kestiremiyorum. Yani beceriksizlik var, yani şanssızlık var, baskı var. Yani eminim ki CDO iki serbest satışı kullanmaya gittiğinde Çin'deki Amerika maçını da kafasının bence düdük çaldığında on dedi abi. Yani işte çok duygusal. Çünkü o maçı hakikaten. 4'te sıfırla bir sayıyla kaybettik yani. Onlar da son iki sayıyı serbest atış çizgisinden atmışlardı. Evet. Middleton değil mi? Doğru hatırlıyorsun. Aha. Vallahi şimdi ne diyelim? Nereden başlayalım? Yani bu maçı da konuşacağım ama... E, bir kere... Larkin'in sakatlığı... E, Ergin Ataman'ın... E, bütün... planlarını alt üst etti. Yani şöyle alt üst etti. Larkin oynarken atmıyordu. Ee, ama bence yine çok iyi oynuyordu. Türkiye bütün... ...ilk turduk ...24 takım arasında... ...dördüncü e, en iyi... ...asist top kaybına sahip o evet. takımdı. Larkin asiste dördüncü müydü? Beşinci miydi? Neydi? Yani... ...Larkin gibi değildi. Efes Larkin değildi ama... E, kafasında yani. kafasındaki düzene de... Ama işte şimdi Ergin Ataman'ın e, başarılı olduğu kulüp bazında takımlara bak. Başarısız olduğu takımlara bak. E, Carlos Arroyo. Müthiş oyuncu. Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da çok başarılı oldu. Euro Cup'ı kazandı. E, öbür tarafa gel. Larkin'le la Metsic'i zaten hiç saymayacağım. Orada iki tane Arroyo seviyesinde gard yan yana. Ross hatırlar mısın? Daha çok da geri gitmeye gerek yok. Rasmitle, Smith'le evet. Galatasaray Euroleague'de en kötü şeyler sezonlarından birini yaşadı. E, Efes'te çok iyi bir kadro. Anthony Douglas da olmadı. 10 yıl NBA oynamış bir adam. Efes o sene yerlerde süründü. Yani guard onun için çok önemli. Ve Larkin'e güvendiği için esasında Efes'te Larkin'i izleyen basketbol severler ve Larkin'den neler beklediğini bekle, e, bilen Ergin Ataman o benim kafi yeterli dediğim Larkin'i beğenmiyorlardı. Onlar topu vereceksin son pozisyonda Furkan'a verdiğin gibi. Çünkü Efes genelde Mitschle Larkin'le la onu oynuyor hmm. maç sonlarında. Larkin de orada iyi bir Larkin eli sakat olmayan bir Larkin üçlü evet. koyacak. Yani. Ee, bir kere o, o hesapları alt üst etti. İkincisi Ömer Faruk konusuna girmeyeceğim ama gelmediği için isim olarak söylüyorum. Bir tane daha uzuna bu takımın mutlaka ve mutlaka şu tehdidi de olan. ihtiyacı vardı. Yani Herkes bana Ersan İlyasova'yı soruyor. Ersan İlyasova'ya teklif ettiler mi bilmiyorum ama Ersan bir sene oynamadı abi. Ne durumda bilemiyorum. Tabii ki iyi bir Ersan çok fark ederdi. Rebound alan, üçlük atan, spacing yaptıran çok tecrübeli bir oyuncu. Şimdi kadro kuruluşunda Ergin Ataman tecrübesiz genç oyuncuları oynatmıyor abi. Bu kulüp takımlarında da görebilirsiniz. Ergin Ataman'ın zamanında çıkış yapmış, patlama yapmış iki tane ben çok geri gitmiyorum. Türk oyuncu hatırlıyorum. Sinan Güler ve Sertaç. Sertaç şanlı kaç tane takımda, kaç tane farklı kupada oynayıp, ligde oynayıp geldi. E Sinan da öyle. Amerika bölümü bile var Sinan'ın. Hakikaten ikisinin de kariyerine önemli de katkı yaptı. Bunu inkar edemezsin ama yani Sadı, iyi Can'ı, e, Nur Alp'i öyle 20 dakika falan oynatmayacağını biliyordum ben yani. E şimdi bir anda... Genel ama koç alışkanlıkları ve karakterinden dolayı da işte konuşuyoruz ki konuşmamızın da ötesinde bilinen de bir şey yani Ergin abinin rotasyon üst limiti nedir, alt limiti nedir? Herkesin kafasında bir şey var basketbol takip Şimdi Efes'te o rotasyonu kullanabilirsin. Tamam mı? Bir terslik olduğu zaman, biri sakat olduğu zaman abi 11. adam James Anderson NBA kariyerli. Daha önce yıllarca Eurolig'de oynamış. Burada öyle değil ki. Ya Efes'te Anderson'ı oynatma hiç çıkmıyor. Hadi gir de aslanlar gibi girip savaşıyor. İyi oynuyor, kötü oynuyor ama o enerjiyi, savunmayı, sertliği her zaman getiriyor. Şimdi burası öyle değil. E şimdi son yıllara bak Efes'te. Muza, Musa Real Madrid'de herkes bana soruyor niye <laughs> Efes denemedi bile. Real Madrid'de ilk maçında harikalar yaratmış. E burada Bosna'yı taşıyan iki isimden... Burada bir, bir açıklaması da var zaten biliyorsun yani. Hani Bana yani. <laughs> inan, bana inanmayanları... Orada mesaj gibi belli. <laughs> ee, Petrushev hiç oynatmadı. Draft edilmiş oyuncu. Yani genç demeyeyim de tecrübesiz oyunculara güvenmiyor abi. Olabilir. Çünkü yani Ergin Ataman öyle çok oyun çizen, o oyuncu bazlı bir koç. Oyuncusuna güveniyor, oyuncusuna o şeyi kazandırıyor. Hep böyle. Ee, Şimdi bu takım ona göre değil Larkin'i çıkardığın zaman. Shane Larkin'i o kadar aradık ki Fransa maçında. Ne zaman aradık biliyor musun? Maç başında. 7-0 önde. Yani bizimkiler yani sanki e, ee, Larkin'siz ha, bir kere Fransa'yı mı büyüttüler gözünde anlamadım yani. Bu Fransa o kadar iyi bir takım değil. Gard rotasyonu çok kötü. Maçta işte Örtel elinden geleni yaptı vermek için. Yani ondan sonra son çeyrek. 8 sayı önde girmişsin. 7-0'la başlıyorsun. Şimdi orada Larkin'e verdiğin zaman o topu çok farklı bir başlangıç olur son çeyre. E uzatma son çeyreğin sonundaki travma 6-0 başladılar. Yani buralarda hem tecrübesi hem yeteneği Larkin çok fark ederdi. Yani Burada ben e, bütün suçu Ergin Ataman'a veya oyunculara yüklemiyorum. Bir plan yapmış. 18 takımda devşirme var. Al işte AJ Slaughter Polonya'yı ilk 8'e getirdi benim adamla birlikte. Abi yani. bir şeye e, ya dediklerine katılıyorum aslında Murat abi. Ama hayır hani katılmadığın şimdi... şey varsa yo, söyle. Yo, hayır %100 katılıyorum ama hani e, o maç yani Larkin yani Ergin Hoca'nın ya kafasındaki düzenin işlemeyeceği senaryo zaten Larkin'siz oynadınız tek maç. Ee, o maçta da baktığında öyle ya da böyle takım kazandık ya kazandık ya aslında abi kazandık maçı. yani maçı. Baktığında kazanılmış maçı işlemiyoruz. Buyurun dedik ya. Yani iki iki kere iki kere kazandık maçı yani. Fransa'yı yendik. Yani abi, da oradan da, oradan da yani şimdi yani, hani, ya. maç özelinden bence oyuncu bazlı da koç bazlı da hatta ya. kaçan faullerde bile yani abi faul kaçıyor. Yani hani... Abi bir kere şu var yani oyuncuları herkes Cedi e, suçluyor. E, en yanlış oyuncuya yapıldı faul çünkü o Çin maçı, Amerika, Çin'deki Amerika maçı mutlaka bir yerinde kafasını. E ondan sonra mesela Larkin olsa biz o topu oyuna sokarız abi Larkin çabukluğuyla gelir alır topu oyuna sokamıyoruz yani kaptırıyoruz ama oyuncuların hepsi elinden geleni yaptı ha bana sorarsan bazı e, yorumlar duydum yani işte Alperen son 4 e, şut seçimini çok yanlış yaptı ondan oturttu falan. Abi Gobert dört faallemiş ya. Sen en iyi çok post... uzun süre oynadı bir de öyle ya. Evet. Sen çok en iyi post oyuncunu unutamazsın. Sertaç Beşli'ye ne kadar Alper'ini oyna almadı. Yaptırır yaptıramaz. Ama o kozu oynayacaksın. Evet. Şimdi o kozu oynamadığın zaman Gober savunmada Konfor alanına girdi, rahatladı. Ve bu rahatlık onun hucumda bir ara üç tane mi dört tane mi arka arkaya hücum ribaonta tipledi ya da maç yaptı. ya. Evet. Oralarda biraz da düştü takım tabii. E yoruldu tabii, seyrede. yoruldu. Şimdi e, kaç er, Ercan Osmani'nin 30 dakika bu seviyede oynadığı bir maç var mı tarihinde? Buranın var mı bu seviye? Eskişehir'de falan oynadı. Yok. Ya baktım, evet farklı seviyelerde her birinin var yani. yani. Şu an rol oyuncusu kendi takımlarında ana rolde oynamıyor dediğimiz oyuncuların bile geçmişlerinde bir işte Furkan'ın mesela Banvit. Banvit onun kariyerini kurtardı. Evet, abi. Efes'te kalsaydı. Aynen. Banvitin o hamlesiyle başka bir şeye evrilme yoluna girdi. Ama şimdi Daha tam ev... oraya evrilebildi mi? Evrilemedi. Evrilemedi. Şey yine baskente gitmeyeceğim. Biz Furkan'ı gard olarak yetiştiriyorduk. Yani o kumaş vardı. Ama maç kazanmak için 4 numarada oynattılar. 3 numarada oynattılar. Alt yapılar çok önemli ya. O maçları herkes hatırlıyor ya. Orada prim var tabii. Şampiyonluk prim. Şimdi Furkan da, Cedi bu milli takımda hayal edilen rolü NBA'de hiç oynamadılar abi. Furkan çok kısa süreler için. Belki. Ama bir şey daha unutmamak lazım. İkisi de müthiş savunma yaptı abi. Yorulana kadar. Çok iyi. Yani şimdi Ciddi. onlar da bu seviyede o savunmayı yapıp bir de alfa veya beta olmaya alışık değiller. Anlatabildim Aynen. mi? Yani sen orada bir Gober'in olsa, çember koruyucun veya iki tane işte ben doğuşu ondan söylüyorum. Şey Muzu da bence az oynattı. Yani sen madem bu iki oyuncunun skoruna eline bakıyorsun. E o zaman onları öbür tarafta rahatlatacak bir e, düzen lazım. Tamam. Gober'i getiremezsin ama sen oraya iki tane bulldog koyduğun zaman ısıran yan yana 30 dakika demiyorum abi. Rakip de yoruluyor. İki kere, üçer dakika, beşer dakika koyarsın. Şehmuz'da doğuşu yıpratırsın. Zaten gençleri Ya yani Ben biliyordum işte seninle. E, konuşurken. Sadık soruyorlar. Yani Ergin Ataman'ın Sadık'ı oynatması için Galatasaray'ın Euro yarı final gelip Sadık'ın Türkiye Ligi'nde sayı krallığında en çok sayı atan Türk olması lazım. Belki sayı kralı olamaz Amerikalardan dolayı ama Tarihçesi böyle yani. O açıdan şanssızlık da var. Beceriksizlik kesim var. Ama koç hataları da var. Şimdi şeye de karşıyım. Bütün Ergin sevmeyenler faturayı Ergin'e kesiyor. Tabii tabii şu an öyle bir rüzgar var. Ama Ergin sevenler de çok iyi yönetti diyor Şimdi ikisi de doğru değil. Ya çok iyi. Ya çok iyi yönetti diyemezsiniz abi. İyi yönetti de diyemezsiniz. Formsuz bir. Ya yani mesela... Bence formsuz bir e, şampiyona geçirdi. Formsuz olmasının nedenlerinden bir tanesi de kadro mu? Hayır Larkin. Kadro mühendisi bu. Kadro mühendisi bu. Şimdi Larkin yok. Buran yerini aldı. Ona da aferin. Müthiş oynadı. 6'da 6 üçlükle başladı ya. Larkin değil, Larry 4 ancak onu yapar yani. Aynen. Ama buranın rolü ne oldu? Şimdi Larkin'in rolünü... Rotasyon eksi bir. Eksi bir. Ya işte ama oraları da belki ilk tur maçlarında biraz daha ısındırabilirdik tamam. anca. Ama o ilk... Ya da öncesinde zaten turnuvanın iki gün ama öncesinde maç, maç yaptık. İlk tur maçlarında can alıp can verdik yani biz... Bulgaristan, Yok, Karadağ hepsini güle oynaya geçeriz diye düşünüyorduk. Ama Larkin sayı olarak üretken olamayınca onlar da çok zor geçti. <laughs> ha, bazı takımlar var. Oynatıyor abi. O 20 dakikasını veriyor. Ama Ergin Ataman öyle bir koç hiçbir zaman olmadı yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yani. Ya bir yandan da aslında az önce söylediğin e, ya işte bizim içi liderlik ve işte kendi takımlarında e, daha sorumluluk alarak oynama özelliğinden yola gidecek olursak ya Fransa aslında bu arada içi lideri var mı? Yok abi yok. Ne lideri yok. ya? Yani o bakımdan aslında bizim takımla benzer tarafları da var tamam orada daha başka kariyerler daha başka yetenekler potansiyeller olabilir ama. Ya onlar ee, da atletizm muazzam. Yani, yani hani bizim şimdi bu tarafta tarafta NBA'ciler <laughs> NBA konuşuluyor ya hani bir tarafta şu anda. Ee, ama o tarafta da Furniye muazzam mı yani? Hiç anahtarını, şey takımın ya. anahtarını bir, verir misin şu anda? <laughs> hayır, bir maç oynam, bir maç oynadı ya. Bakalım şimdi İtalya'ya karşı ne yapacak? Yani. Yani, e... yani bu NBA şeyi de çok doğru değil. Yani bunu vakti zamanında e, Ömer Aşık Tut, Memo, Hido hepsi de yaşadı. Ya Memo'yu Novitski ile mukayese ediyorlardı ya. Bir Novitski'ye bak, bir bizim All işte, bak. Ya. Biz, bizde şöyle bir algı var abi. <laughs> Hayır ama Novitski'den söz ediyoruz. Gelmiş geçmiş NBA'deki en iyi Avrupalı şu ana kadar. Belki Yanis geçecek yok hiç geçecek ama ya adam basketbolun oynanış şeklini değiştirdi. Bir bizimkine bak, bir onlarınkine bak diyor. Şimdi Abi de işte, e, işte ne bileyim. eee Markkanen'a bak. Cedi'ye bak diyorlar. Yani o kadar yanlış bir mukayese ki bu. Yani NBA yapmak, NBA olabilmek, NBA'de bir kariyer yani e, Calderon kaç senedir NBA'de? Şey İspanyol. O mu yani? ama o yani 10 yıldır gibi Yani Calderon'un Doncic olmasını bekleyemezsin ki. Ama kaç yıldır NBA'de? Ama İspanya takımında oradaki rolünün aynısını orada oynuyor. Bizim oyuncu havuzumuzu genişletmeden bu tartışmalar hep olacak. Kaç takımda eksik var? Bir Allah'ın kulu da ya bu gelmedi diyor mu ya? Abi bizim şimdi e, yani aslında bir, çok... bir Wagner geliyor Almanya'da öbürü gelmiyor. Hiç, hiç kimse ya bunlar kardeş evde konuşmuyorlar mı demiyor mesela. Abi bizim senin bahsettiğin sorun aslında sadece basketbolun problemi de değil Yani şimdi benzer sorunu futbolda da yaşıyoruz abi. Yani hani oyuncu bulunamıyor, alttan oyuncu bulunamıyor. Orada işte hoca yetişmediği için mi, hocalara yeterli değer verilmediği için mi, mutlaka ki veri yeteri kadar verilmiyor. Sporcular yeteri kadar e, imkan optimum imkanlar dahilinde en azından yetişme olana yakalıyor mu gibi böyle bir sürü şey var. ya Abi altta gu, bakıyorsun gurbetçi, abi gurbetçi çocukları. İşte bizde de dönem dönem işte göçmenler yani, hani yani, oralar o kadroja genelde besleniyor yani biliyorsun yani orası. Yani basketbolda da işte cedi... Ama üst yapıya çıktıktan sonra olmuyor yani biz orayı kendi sınırlarımız kendi habitatımızda olmuyor. Cengiz Ünder futboldan gideceksek burada kalsaydı olmayacaktı. Çağlar şey e, Söyüncü burada kalsaydı olmayacaktı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani altyapıdan üst yapıya geçiş yapıldığında ya işte teknik direktörü, koçu, hocası, antrenörü neyse ya ona güvenmiyor belki yeterli belki yeter soldan, belki başka ön yargıları olduğu için. Belki yabancı tercih ediliyor, başka hedefler hedef baskısından dolayı ama o geçiş bir türlü sağlanamıyor. Yani bu sadece basketbolun sorunu da değil. Yani burada hakikaten yani e, ülke sporunun önde gelenleri, birçok branşın önde gelenleri bu işe kafa patlatanlar Belki işin içindeki medyasıyla, hocasıyla, altyapı hocası belki oturup buna biraz kafa yormak lazım. Yani bunu yapamıyoruz. 6 sene kafa yordum. Benim e işte bir sonuca varabildim mi abi? Bir şey, şey değişebileceğine inanıyor musun şu anda? Hiç. Yani biz seninle NTV'de abi seneler önce... Ee, i̇lk defa yolumuz kesiştiğimizde sen işte Başkent Spor Kulübü bir sürü heyecandan... Baskent. Bas pardon. Baskent Spor Kulübü bir sürü heyecandan, e, umuttan, hayalden kullanan projelerden oraya. bahsediyordun. Cebimden kaç dünyanın, dünyanın oldu? parasını harcadım. Murat abi mı? kaç sene oldu? Şu an 2022'deyiz. Biz seninle ilk 2001'de ben NTV'de staj yapmaya başladığımda bir araya gelmiştik. Sen o zaman bu hayallerden bahsediyorsun. 2022'de hala oradaki işte hocaların, antrenörlerin kafa yapısının aynı olduğundan Burada dert yanıyor. Hep şey değil ya. ama büyük kulüplerde e, Ya tabii ki. Primler, şunlar büyük kulüplerde çok değerli alt, alt yapı hocaları var, hala var. E, şey. Ulanma e, işte, yetiştirmenin. Yani buna başka bir şeylerin değişmesi lazım yani ama işte Abi aynı ben, yerde. E, yıllar önce söyledim bu federasyondan önceki e, şey e, alt yapı koçuna kulübüne prim vereceksin abi yetiştirdiği oyuncu için. 10 sene sonra ödeyeceksin ama bir prim sistemi getireceksin. Yani şimdi benim de koçum olduğu için söylüyorum. Leyla Çalışkan'a hidayeti yetiştirdiği için bir prim vereceksin. Yetiştirenlerden biri olduğu için. Kerem Tunçeli e NBA olmadı Real Madrid'e gitti. Prim vereceksin. Furkan Korkmaz prim vereceksin. Ama vermediğin zaman birçok altyapı koçunun aldığı Herkes paraya o kadar onlar geçinemiyor. Tabii. Bu sefer başka şeyler dönmeye başlıyor. Ki o kadar ben idealist çok gördüm onu ya. O kadar idealist de olamayabiliyor çünkü bizim ülkede bazı gerçekler de var. Abi bunu madde yani, madde... Bunu primle karşılamazsın da... Hayır madde madde yazıp prim sistemini Hı -hı. önden açıklarsan hayır şimdi asistan olup bir yerde head coach olmak mı önemli? Yoksa bireysel oyuncu yetiştiren bir koç olarak 35-40 yaşına geldiğinden yetiştirdiğin 8-10 oyuncudan prim alıp ismini duyurmak mı daha önemli? Şimdi Türkiye'de pek söylenmiyor bu ama yani Hidayet'i de, Kerem Tuğçeli'yi de birçok oyuncuyu Furkan'ı da onların geldiği seviyede Leyla'nın çok büyük katkısı var. Yani bu sistemi getirtmen lazım. Altyapılarda bazı e, hakikaten çılgın kurallar koyman lazım abi. Doğuş Balbay gibi şey atletik e, altyapıda sana her maçı alacak, omuzu dayıp smaç yapan, turnike atan oyuncular mesela maç başına 3 turnike hakkı vereceğim ki şutu gelişsin veya karar verme şeyi gelişsin. Doğu çok büyük bir oyuncu olabilirdi ya. Yanlış mı söylüyorum? Ya doğru söylüyorsun. Doğru yani, söylüyorsun da bunu hani Türkiye'de onun gibi kaç tane atlet e, guard var? Abi işte ama ben şunu düşünüyorum. Bu tarz toplumsal olaylarda da daha geniş ölçekte bu tarz şeyleri kural ve yasayla düzene sokmaktansa bunları anlatabilmek lazım. Hayır, Karşıdakinin evet. anlayabilmesi lazım. Yani bir altyapıda tam sağ presi yasaklayacaksın abi. E tabi. Maç kazanmak için full kort. Abi yarı sahaya gelemiyor bazı takımlar. Sen de iyi 60'a 10 falan biten maçlar var abi. İyi atletler varsa yani. <laughs> Şu 10 bitiyor abi küçük takım maçı. Ondan bunun üstüne gidilmedikçe bu madem her sporda var ama voleybol kadınlar Mesela müthiş abi abi orada güzel bir yapı yani şimdi orada Giovanni'nin gelmesi bir şans oldu çünkü o birlikte bir ekiple geldi ve o bir yapı inşa edildi orada yani aslında ya olabilecek en iyi adamı getirip ona bir anahtar teslim bıraktılar orayı gene İtalyadan çok değerli yansıtmıyorsa de İtalyan be, belli oldu. oturmuş düzenler var <laughs> ben Mauricio Gerardi'ni geldiği zaman Benetton'da yaptığını burada da yapar diye düşünüyordum yapamadı Obradoviç yapamadı abi. O düzeni bozamadı. Yani sen şimdi Gerardini genel menajer Obradoviç koç e, coach. ikisinin yetiştirdiği oyuncular ya da ikisinin sisteminde yetişen oyuncuları bir araya getirsen rüya takım iki çıkar belki. Aynen. ya. Çıkar. Yani ama yazık oldu. Çok iyi mücadele ettiler genelde. Ee, bu takımda da umut var. Ee... sonuçta kaç yaş ortamız Kaç abi bizim 24'ler değil mi? Valla 30'un üstünde Serttaş var. Larkin var. Cedi 27, Furkan 25. Eee Buran başka... kaçtı? Buran da 26 mı? Yok. Burhan'da Yok Buran daha daha, büyük. daha fazla olabilir. O bayağı evet evet doğru tabii canım İzmir, büyük olması lazım. İzmir kökenli. 29 29 tamam. Yani. Doğru. Yani bir Türk olarak <laughs> her değişirmenin oyuna yön veren oyuncu olması veya gard olması bütün altyapı koçları için biraz şeyine dokunmuyor mu abi gururuna? Emir Prezic. Guard değildi ama guard gibi oynuyordu. Değil mi? Tabii. Bobby Dixon. Wilbuck'ın. Shane Larkin. Atladığım var mı? Arada var mı? Değişirme, Yok galiba. Yok. Yok. Ama bu Ömer Faruk olayını da mutlaka çözmeleri lazım. Menajerle mi konuşacaklar? Yani Türk halkından özür dilemesin. Yani biz çok duygusal olduğumuz için kaçtı. Yani. E, menajer de diyor ki biz ay, aylar önce elemelerde oynayacağımızı söyledik. Sonra da oynamayacağımızı bildirdik. Hangisi doğru bilemiyorsun abi. Yani şimdi havuzun çok geniş olmadığı zaman oyuncu havuzun. E, bir piyot fark ediyor ha. Bu kadar rebound sıkıntısı yaşamazsın. <laughs> Çocuk 20 dakika oynadığı maçlarda 10 15 12 ribaund alıyordu NBA'de. 40 dakika da değil yani. Tabii ribaund için de da katkısı var abi. İşte önemli Hücumda olan da şut tehdidinin olması rahatlatıcı bir şey. Yani, yani şimdi bizim bu turnuva boyunca ana atıcımızı adını hala net bir şekilde e zikredemiyor işte, olmamız Ergin Ataman'ın umudu, larkındı. Evet. Ana atıcı işte olmadı. Ol olmayınca Cedi'yi denedi ilk başta. O hiç olmadı. E Furkan biraz daha iyiydi. Ama e, işte o son pozisyonda. ya O son pozisyonda biz öyle dizilince ya zaten hemen anladılar bizim ne oynayacağımızı. Hemen hop ikili sıkıştım. Arkada bekçi. Evet, Düzeni aldılar. Masa hakeminin çaldığı korna da... O da var. Yani o da bir talihsizlik. Yani hakikaten... Ya Ama zaten elemelerinden de çok çektik bu turnuvada. Ya yani insanın bu kadar canının yanmasının sebebi de e, dün şeyle karşılaştık Murat Cangüler takım menajeriyle. Ya çok konuşamadı. Çok yorgun ve üzgün gözüküyordu zaten. E, onun da söylediği şu oldu. Abi yani maçın başında 20 olsa bu kadar üzülmezdik diyor yani. Hakikaten hepimizin oradan geri gelip e, ve Larkin'in de yokluğuna rağmen herkesin öyle ya da böyle bir şey koyduğu bir performans mücadele sonrasında gelmesi biraz daha tabii ki can yaktı.